Affet beni, kırdım istemeden. Yüreğim yanar, mazeretim var. Evet, bakın burada kim var. Bak bak bak, kim bizi ziyarete gelmiş. Tabi yeni gelenler bunun hikayesini bilmiyor olabilir. Şimdi bir bak ya, bunu biz sahiplenmiştik. Sonrasında ameliyat falan oldu işte, hayata geri döndü. Aynen öyle. Sıpa ya. Oğlum seni çok seviyorum ama şu alerji olmasa var ya. Bu arada geliyor gidiyor buralara, öyle ilk defa geliyormuş gibi davrandığıma bakmayın, sürekli burada zaten. Bunun yüzünden mahallede tam 7 tane kedi, bununla beraber 8 alıştılar. Hepsini de besliyoruz. Sürekli benden kaçan, sürekli insanlardan kaçan kediler özellikle benim sesimi duyduğu anda anında damlıyorlar. Instagram'dan story atmıştım zaten, sizlere görmüşsünüzdür. Bu kediyi bende alerjik durumlar olduğu için komşuya sahiplendirmiştik işte. Ama size şunu söyleyeyim, aranızda belki vardır bu tarz kedisi olan ama ya bir kedi aynı köpek gibi sahibinin yanına takılıp bakkala, markete, oraya buraya gider mi? Sahibinin yanına takılıp yürüyüşe çıkar mı? Tasmasız bak. Tasmaması hiçbir şey yok. Benimle beraber her yere gidiyor. Komşu çağırıyor beni. Geçen gün komşunun uydusu ne bozulmuş, tamam mı? Bir bakayım dedim. Beraber gittik. 3. kata çıktık. Uydusunun tamirini yaptık. Benimle beraber geri döndü. Ya her yere beraber gidiyoruz. Yeter ki ben dışarı çıkayım. Anında dibimde bitiyor. Böyle de güzel bir kedi. Vallahi maşallah. Kardeş seni göndermek zorundayım. Tekrardan. Benim alerjiler tavan yaparsa ben yine yatağa düşeceğim. Aynen öyle. Bak ısırmaya da başladı. Ağzını yüzünü yiyeceğim şimdi seni kavga etmeden. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Böyle miyavladığına bakmayın. Öyle bir hiçbir problem yok. Saldırma maldırma hiçbir yok. Bu saldırsa ne olacak aynı zamanda da? Şerefsiz. Evet, kediyi de uğurladığımıza göre, sizlere gösterdiğimize göre tekrar buradan devam edelim. Şimdi bu videoda neler göreceğiz? Bu videoda beraber benim ivorilerin gündüz bir görüntüsünü aldım. Onları göstereceğim. Deli gibi doğurmuşlar, çoğalmışlar. Onları göstereceğim. Koyu kılıçları göstereceğim. Koyu kılıçlardan hamile kalan var. Onlara bakacağız. Ardından Axolot'a bakacağız. Muhabbetimizi yaparız. Sonra da sizlere duyuru yapacağım. Ya öyle bir sohbet muhabbet yaparız işte ya. Akşam akşam keyifli güzel bir video olur umarım. O zaman hiç vakit kaybetmeden şunların başına bir geçelim. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Bu videoda yapmayacağım. Vakit kaybetmemek için zaten şu an çok geç saatte yetiştireceğim videoyu. Siz bu haftalık bakım konusunu aksatmayın. Ben sizi bu videoyu editini yaptıktan hemen sonra başlayacağım. Gördüğünüz gibi hortum, bulaşık süngeri, bir tane maşrapa yani tas ve böyle bir kovayla bizim haftalık temizliğimizi yapıyorduk. Bunu unutmayın. Mutlaka yapın. Bak aranızda yapıp olumlu dönüşleri mesaj olarak bana gönderenler var. Ben bu duruma çok mutlu oluyorum. Mutlaka bunu aksatmayın. Bunun ne olduğunu bilmeyen varsa 2 önce ya da 3 önceki videolarıma, Lepistes yazan videolarıma bakabilirsiniz. Her çarşamba Lepisteslerle alakalı videolarım gelecek. Cumartesi günü ya da pazar günü de zaten biliyorsun sürüngenlerin videosu geliyor. Şimdi önce bu akvaryumda yavruları göstermek istiyorum. Bak her tarafta yavru var. Yeni doğmuş yavrular, büyümeye yaklaşan yavrular, büyüyen yavrular, her taraf yavru dolu. Yerde, suyun yüzeyinde her tarafta yavrular geziniyor ve yine dişilerimiz karnını doldurmaya, bir yandan da doğurmaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki abi yemiyor mu? Evet yemiyor. Bunlar benim canlarım. Bunlar benim kardeşlerim. Bunlar yavrularını yemiyorlar. Bak bak şu güzelliğe bak. Maşallah maşallah. Evet, gördüğünüz gibi ivorilerde durumlar 10 numara. Zaten bunlara Artemia'ya da vermeye başladım. Artemia'ya yeni vermeye başladım biliyorsunuz. Öyle de Lepisteslerdeki son durumları göstereyim sizlere. Bunların artık bu kanalın takipçisi olup da hikayesini bilmeyen yoktur diye ümit ediyorum. Eğer bilmiyorsanız da 2 önceki videomda hep böyle gönderiyor değil mi? Aşağıdaki linke, 2 önceki videoya. 2 önceki videoda bunların nereden geldiğini, nasıl olduğunu, nasıl ürettiğimi anlattığım bir video var. Oradan da bunların hikayesine bakabilirsiniz. Kanalı ilk defa görenler için, buraya ilk defa gelenler için söylüyorum. Bunları soranlar var biliyorum, bekleyenler var. Bunlarla alakalı bana, o zaman Twitter hesabım vardı benim, Twitter'dan, mailden, Instagram'dan, oradan buradan her yerden mesajlar geliyordu bekleyenlere dair ama yetişemiyorduk valla. O zamanlar böyle bunları çok üretmiştik. O kadar çok mesaj olunca yetişemiyorduk. Bunlar Türkiye'nin göz bebeklerinden bir tür. Valla bu gururda hepimizin. Şu ivorilerin var ya bana kattığı şey çok. Birincisi sizle tanıştırdı beni. İkincisi Türkiye'ye yeni bir tür kazandırdık. Bak bu konuda hiç hakkımı yemeyeceğim. Bir konuda bir şey anlatırken bile böyle hep YouTube'da daha iyileri var. YouTube'da üstadlar var. Yıllarını vermiş insanlar var derim. Ki bu konuda da aynı şekilde tabii ama hani bu bizim türümüz be. Bunu Türkiye'ye biz şu anda kazandırdık. Bana çok soran oldu. Abi bende de var bundan ya. Nasıl sadece sende var deyip atan ama bununla alakası olmayanları da gördüm. Arkadaşlar bu Blue Diamond Ivory diye geçer. Bunun bir variyetesi daha var. Canlı yayınlara başlayacağım yakın zamanda. Zaten orada da anlattım. Görenler oldu. 4 kişi getirtmiştik. O zaman dediğim gibi önceki videoda ufak tefek bahsettim bunlardan. Diğer arkadaşlar üretemedi. Hatta bir tanesi üretmeye çalıştı. Sonra bir genini bozdu. Irkı bozuldu vesaire derken bunlar bende O zamandan bu zamana kaldılar. Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine birçok yere ben bunları o zamanlar gönderdim. Ama benden alanlar da genelde evde beslemek için, hobi için alanlardı. Bilmiyorum ne yaptılar. Ama bir arkadaş daha üretiyordu. Onda da böyle bir kırmızılar çıktı, bilmem neler oldu. Biz tabelleyemedi bunlardan çünkü Red Ivory'ler de çıkıyordu hatırlarsanız. Ben bunları sabitleyene kadar canım çıktı. Yani bu süreçte. Gerçekten 3 yıl olacak neredeyse. 3 yıldır bunlara uğraşıyorum. Kanalda bilenler var. O yüzden bu kadar. Yani bir dönem full üredi. Sonra bir kesildi Ivory biliyorsunuz. O kesilmesinin sebebi buydu. Ben sürekli kırmızıları eleye sonunda sabitledim bunları ve bu şekilde mavi olarak devam ediyorlar. Söyleyeyim, böyle bir şey bulamazsınız şu anda Türkiye'de. Yani şu kanal haricinde bulamazsınız. Bak ben bunu zamanında söylemedim. Zamanında var ya, ben balıklarla alakalı ben kanalda hiçbir şey demedim biliyor musunuz ya. Aslında ya millet şöyle düşünür, millet şimdi hakkımda kötü düşünür, bilmem ne yapar diye, ama şu türleri bu kanal sayesinde gerçekten ülkeye tanıttık. Bu da bizim haklı gururumuzdur. En azından şu gururu yaşayayım ya. Beni de bu konuda yanlış anlamayın ama vallahi şu gururda hepimizin. Bunlar nasıl stabil oldu? Bunlar neler yaşadı da bu hale geldi? Onları size anlattığım bir uzun video olacak. Neyse. Şimdi başınızı bunlarla şişirmeyin. Ivory'lerde durum çok güzel. Üremeler devam ediyor. Bitkilerde de durum gördüğünüz gibi. Orumlar güzel. Şu arkadaki bitkide ufaktan bir sararma olduğunun nedenini biliyorum. Işığı bir gün açık unuttum ben dalgınlıktan, yayınmayın derken. O yüzden yapraklarda ufaktan bir sararma olduğunu hemen toparlayacağım ben. Arkadaki bitkimiz de güzel. Sadece burada gül bitkisi tutmadı. O da muhtemelen sıcaktan dolayı onun akvaryumu bir tık daha soğuk olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden onun formu bu akvaryumda bozuldu. Onun haricindeki bütün bitkilerimiz maşallah çok güzel görünüyorlar. Gelelim buradaki şeylere, koyu kılıçlara. Koyu kılıçlarda şöyle göstereyim sizlere. Bir tane erkeğimiz bayağı bir yaşlandı. Bak burada. Şu erkeğimiz artık bayağı bir yaşlanmış gördüğünüz gibi. Ben ilk başta dedim ki lan iç parazit mi var ne var dedim ama yok, iç parazit falan değil. Bayağı artık yaşlı bir erkek o. Diğerlerinin formu 10 numara gördüğünüz gibi. Burada güzel bir gelişme var ki şu dişimizin karnı dolmaya başladı. Hatta ben bunu ufaktan bir ayıracağım. Çünkü bunlar yavrularını doğarken yiyor. Yani doğduktan sonra bile değil. Doğarken anında dişinin anüsünden çekip alıyorlar. Başka karnını dolduran dişi var mı diye bakıyorum. Ufak ufak şu dişide bir tane bir yumurtlama durumu gördüm. Nerede o? Arkaya doğru gitti. Bakın şuradaki. Oğlum bir dur da çekeyim lan. Şu dişide bir yumurtlama durumu var gibi görünüyor. Evet, ufaktan bir yumurta da oluşum başlamış. Güzel, bunlar üremeye başladı. Yani koyları ben uzun zamandır bekliyorum biliyorsunuz. Bir doğurdular. Sonra bir yavru kalmadı. Hemen yediler zaten. Bak şu dişimiz güzelce karnını doldurmuş. Bunu artık ayıracağız. Burada bitkiler zaten konuşmaya ve anlatmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Bitkiler burayı komple sardı. Burayla alakalı ışık da şimdi telefonum bozuk olduğu için ışığın rengini ayarlamıyorum. Bu telefondan otomatikman uzaktan yönlendirilen bir lamba olduğu için normalde bu lamba sarı yanması gerekiyordu ama telefonumuz bugünlük mefta. Böyle de bitkileri de sizlere göstereyim. Mosballar da gayet yerindeler. Sadece burada bir Japon sazları bir kendini bir bıraktı. Muhtemelen o da havalar şartlarından dolayı, akvaryum sularının ısınmasından dolayı oldu. Oğlum hobi işi çok garip lan, bak mesela. Isıtmaya çalışıyorum. Bunları kışın ısıtmaya çalışıyordum. Bunu da şimdi soğutmaya çalışıyorum. Olabildiğince soğuk olması lazım. Yani tezatlığa bakar mısınız? Ama bunun da hepsinin keyfi ayrı geliyor tabii ki. Anlatmadığım bir şey var mı diye balıkları gösterdim. Ivory'leri gösterdim. Doğumları gösterdim. Güzelce çoğalmışlar. Koylarda karınları dolmuş. Onları anlattım sizlere. Lepistesle alakalı dur bak bir de bir yemleme yapalım. Lepistesleri bir güzel yemleyelim şuradan. Bolca yemliyorum da. Şuradan bir güzel şöyle bir tutam yem alalım. Bir de şimdi yeni Artemia vermeye başladık. Artemia'ya da çaktığım zaman var ya üf. Ufak ufak başladınız zaten görmeye. Balıkların yeme olan tepkisi zaten uçuk. Balıklar bayılıyor bunu yerken. Süper. Şunların güzelliğine bir bak. Bak ya maşallah. Evet, koyilerde, lepisteslerde durumlar böyle. Ben bunların başından ayrılamıyorum. Akşam beni bir görün bak, lambaları kapatıyorum tamam mı? Sadece bunu yakıyorum. Geçiyorum buraya, bir tane sandalye atıyorum. Şu kovaları çekip sehpaya dönüştürüyorum. Yapıyorum bir çay kendime. Açtım bu müziğimi. Üf, bunların böyle salına salına mavi mavi suda yüzüşleri beni benden alıyor. Çok güzeller onlar da. Şunun tipine de bir bak. Taşa bir tanesi alıştı, diğeri hala alışmadı. Ha bu arada bir izleyici dostumdan bize bu kanala şuraya bir taş gelecek hediye. Hatıra alacak. Bunların teraryumuna haftaya cumartesi ya da pazar günü muhtemelen gelmiş olursa o taşla tekrardan dönüştüreceğiz ki zaten kum ekleyeceğim. Şimdi gelelim Axolot'a. Bakalım bu reiste durumlar ne? Buna bir un kurdu yedirelim beraber. Vay vay vay. Oğlum şaka maka iyi büyüdü ha bak. Görüyorsunuz değil mi? Gerçekten güzel boylandı. Gel bir seveyim gel. Bak. Hani alışmıştık la birbirimize. Bak un kurdunu verince direkt gelecek zaten ama. Şimdi ben buna bir un kurdu vereyim. Bunu güzelce bir besleyelim. Şöyle ufaklarından bir tane. Un kurdunu bu arada aylardır ilk defa vereceğim buna ben. Un kurdunu sürekli vermeyin. Axolotl besleyenler aranızda izleyenler varsa. Gördüğünüz gibi avlanma özellikleri nasıl gelişti? Bir tane daha. Yuttun mu onu? Gel. Bugün bayram edeceğim, gel. Burada oğlum, burada. Birazcık da sevelim. Şimdi benim elime atak yapacak ama. Gel gel. Bak elimi ısırmaya çalışıyor. Oğlum çok şanslıyız lan biz hayvanseverler olarak bak. Şuna şahit olan kaç kişiyiz acaba ya bak. Şunun güzelliğine bir baksana ya bak. Odama giriyorum mesela dışarıdan bir yerden geldiğim zaman. Böyle beni bekleyen bir sürü canlar var. Böyle geldiğim zaman sevildiğini biliyor bir canlı. Çok tatlı bir insan. Gel. Dino. gel al. Seni bu tarafa kadar getireceğim bak şimdi. Oy baba şerefsiz koparttı. Al kafanın üstüne koydum. Ne yapacak şimdi? Baga girdi hayvan ya. Neyse o da salyangozların hakkı olsun hadi düşür onu. Gel bu tarafa camın bu tarafına gel. Hı. Tamam bu kadar yeter. Artık muhtemelen bir 10 gün sonra falan bir daha un kurdu veririm. Çünkü böyle fazla canlı proteinle besleme yağlanmaya sebep oluyor bunlarda. Bunun diyeti genelde şey oluyor bende. Dondurulmuş kan kurdu ve bildiğimiz bu şey granül tablet yem oluyor. Az soran ne oluyordur ben onu bir göstereyim. Aha da bu. Şunu veriyorum genelde ben. Bununla besliyorum. Bu elim her türlü işimi görüyor. Dur lan bu videonun konusu değil ama kalan bir taneyi de Cigule'ye vereceğim. Cigu gel. Gel. Gel oğlum gel öyle hemen almak yok gel. Gel. Afiyet olsun. Bu videoda şov yapamazsın oğlum senin günün hafta sonu. Seni hafta sonu göstereceğim. Hadi bakalım yuvaya. Dön. Hop aferin sana. Şöyle üstten bir seveyim seni gel. Gel. Oh, bir sevişelim seninle gel. Tamamdır. Axolot'u gösterdiğime göre bu odanın şu anki canlıları bu kadar. Evet canlılardan son durumlar böyle. Kanalımızın katıl kısmında katıl aboneliği an itibariyle açılmıştır. Kanalımıza katıl kısmından destek olabilirsiniz. Yapacağınız desteklerde zaten katıl miktarlarında zaten yazıyor ama ben yine de buradan belirteyim. Katıl desteğiniz ile sizlerin sayesinde yaşadığım şehirde sokaktaki yaşayan zor durumdaki canlılara yetişmeye çalışacağız hep beraber. Ki ben şimdiden başladım bile. Canlı beslemesi yapıyorum. Elimden geldiğince sizden gelenlerle kendimden bir şeyler katarak sürekli olarak bir şeyler yapma çabasındayım. Onun haricinde burada yaşadığım şehirdeki barınakta şartlar iyi değil ki zaten yaşadığım şehirdeki barınakta çok şaibeli durumlar yaşandı. Çok üzücü şeyler yaşandı. O yüzden buranın halkı bizim gibi bilinçli olan insanlar, bunun durumu farkında olan insanlar oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince çıkıp buradan barınağa gideriz. Çekim yaptırmazlarsa da orada ben gerekeni yaparım. Sonra size burada anlatırım ama çekim de yapmaya çalışacağım. Zaten elimizdeki kamera böyle çok da kameraymış gibi görünmeyeceği için rahat çekeceğimizi düşünüyorum. Baktığınız oradan bir canlı sahiplenme niyetindeyim barınaktan. Bir köpek sahiplenme niyetindeyim. Bu bir kedi olacaktı. Kediyi de videonun başında gördüğünüz gibi alerjimiz oldu. Sizlerin sayesinde elimden geldiğince bu tarz yardımlar yapacağım. Onun haricinde kanalımda bir de ekipman desteği kısmı var. Dilerseniz oradan da destek olabilirsiniz. Oradan olduğunuzda da bu kanalda canlı yayınlar için, sağlıklı ve güzel içerikler üretmek için bir takım ekipmana ihtiyacım var. Onu da oraya zaten belirttim. Dediğim gibi katıldan destek olabilirsiniz. Kanalımıza katıl ile destek veren Burcu Özekhan, Resim Kanalı 16, Sinan Kaplan, Buf Akvaryum Bitkileri, Sude, ve Burak Aydemir'e çok çok teşekkür ederim. Burak Aydemir de kanalımıza en son yenice aramıza katılan katıl destekçimizdir. Kendisine de çok çok teşekkür ederim. Cansınız, iyi ki varsınız. Gerçekten desteklerinizden ötürü canlar adına da çok çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bir canlı yayın denememiz oldu. Canlı yayınlar başlayacak. Vallahi çok heyecanlıyım. Canlı yayın yapıp sizle canlı olarak irtibatta kalmayı çok istiyorum. Bunun da arka planda çalışmalarına devam ediyorum. Discord odamız var. Discord odamızdan sesli ya da yazılı sohbet edebiliriz. Oraya da gelebilirsiniz. Oğlum çok eğleniyoruz lan aslında kendi aramızda. Şöyle baktım da gerçekten çok heyecanlıyım. Şu canlı yayınlara başlamak beni çok rahatlatacak. Çünkü sürekli videoda bıdı bıdı konuşmak yerine canlı olarak da beraber etkileşimde bulunacağımız için ayrı bir sevinç duyuyorum. Bu konuyla alakalı da belirtmek istedim. Twitch hesabımın adını ileride değiştireceğim ama şimdilik Twitch hesabım Akvaryum Odası yazdığınız zaman çıkar. Çıkmazsa da yorumlar kısmına ben şimdi sabitledim. Twitch hesabımı takipte kalmayı unutmayın. Abi neden Twitch'te yapıyorsun, neden YouTube'da yapmıyorsun diyenlerin cevaplarını zaten verdim ama yine belirteyim. Ben istiyorum ki Twitch'e hiç bulaşmayalım. YouTube'dan devam edelim. Ancak YouTube'da canlı yayın yaptığım zaman sizlerle beraber bir şey izleyemiyoruz. Anında telif atılıyor ve canlı yayın otomatikman yarıda kesiliyor. O yüzden Twitch'te girip rahat rahat dilediğimizi izleriz. Dilediğimiz canlılara, komik videolara, onlara bunlara hepsine bakarız. Eğleniriz, oyunumuzu oynarız, sohbetimizi yaparız. Sonrasında güzel bir şekilde dağılırız. Ve bunu düzenli bir şekilde yapmaya başlarız. Ki zaten okullarda tatil oluyor. Güzel bir haberim daha var. Sizlere tatil hediyesi çekilişi hazırlıyorum. Aranızdan, buna çekiliş demeyeyim ya, bu çekilişten öte hediye. Yani ben size hediyeler göndermek istiyorum. Sizlere güzel, özel tür lepisteslerin olduğu, akvaryum malzemelerinin olduğu, işte artık neler katabilirim bilmiyorum. Arka planda görüşmelerim devam ediyor. Sizlere çok güzel bir hediye gönderim olayı da hazırlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdi sizleri benim balıkların torununu alan Osman'ın kanalına yönlendireceğim. Osman eskiden beni izleyenler bilir, hatırlar. Yeniler biliyor mu ama benim Evoller'in torununun torunu şu anda Osman'da var. Yani bu kanalda ilk alıp ürettikten sonra gönderdiğim yavrularının kaçıncı yavrusu bilmiyorum ama Osman şimdi kanala benim ivorlerden ekledi. Bakalım sizlerle beraber ben de izleyeceğim. Akvaryum üstüne akvaryum kurdu. Odasını çekti çevirdi, böyle her tarafını düzenledi. Beta üretmeye başladı. Farklı lepistes türleri üretmeye başladı. Hatta bu sizlere hediye gönderecek olan grubun içerisinde kendi de olacak. Sizlere çok güzel Red Dragon'lar bilmem bir şeyler gönderecek. Bakalım o kendine yapacak, ne edecek. Onun videosunda mutlaka anlatmıştır. Tamam o zaman ben Osman'ın kanalını şimdi video bitiş ekranına koydum. Bulamayanlar için Kaptan Miço yazarsanız direkt bulursunuz. Tam bir Kaptan Miço'dur kendisi de. Kaptan Miço yazdığınız zaman Osman'ın kanalına gelip videosunu seyredebilirsiniz. Dilerseniz oraya da sizleri şimdi bekliyorum. Tamam o zaman. Cuma akşamı saat 6-7-8 civarında bir canlı yayın açıp gittiği yere kadar canlı yayın yapma niyetindeyim. Eğer gelebilirseniz o canlı yayına. Eğer gelemezsiniz cumartesi ya da pazar günü yayınlayacağım sürüngenlerin olduğu videoya sizleri bekliyorum. Ki o videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.